18 topu içeri attığını filan söylenen bir şeymiş ki. Bu Z kuşağı. Bir de bizim gibi kara kuşak vardır. Bravo. Kara kuşak, ben, Apo, biz acılar çektik. 60 çok acı çekiyoruz. Acayip biz sana kuyruklarında büyüdük. Benzin kuyruğu. Bir de hocam tüp gaz kuyruğu. Doğru söylüyor ama bir dakika doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bir de, bir de sıvacı kuşağı vardır. Ya ne sıvacı kuşağı hocam ya? Hocam ne sıvacı kuşağı ya? Sıvacı kuşağı ne ya? Sıvacı kuşağı. Ya hocam bu nereden çıktı? Herkes çok iyidir. 75 yaşında. Eskisi gibi. Yeni evlendi ya adam. Ya eskisi gibi. El Chapo. Yeni evlendi Meksika. Meksika'da düğünü var biliyorsun. Benim bildiğim Katar. Dünya kupasında. Gençler. Katar. Z kuşağı. Z kuşağı. Kasım'da Meksiko City'de abi Erman Hoca'nın düğünü var. Hoca'ya bak. Yeter artık. Bu yayına müdahale ediyorum. Bu yayına müdahale ediyorum. Bu yayına müdahale ediyorum. Bu yayına müdahale ediyorum. Vallahi baygınlık geçireceğim. Bak Allah belanızı versin. Baygınlık geçireceğim ya. Kurtum ne oldu hocam? İyi akşamlar Beyaz Futbol'a. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. 4.4 olarak gösterdi. Bırak burası ulgazı olan Ertem. Hoş geldin. Hadi abi hadi. Bana niye dedin? Bak bir dakika bak. Sen bak. Mert adamsın. Galatasaray şurada galibiyeti hak etti. Hak etti. Bak, beni götüreceksin. Sadece. Sadece yani. Gideceğiz. Başka benim cinsel tercihim değişmedi yani. Tövbe estağfurullah. O anlamda demiyorum. Tövbe estağfurullah. Seferihisar'a gideceğiz. Ben Seferihisar'ı çok seviyorum. Müthiş. Tüm Seferihisar'a buradan selamlar, sevgiler. Aynen ya. Helal olsun sana. Sana helal olsun. Hatta Komerak Hoca sen bir bana referans yaptın. Evet. Abartıyorum çünkü anlaşılmak için. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen beni dört gördüm içeride. Yanlış mı gördüm? 2022-23 sezonun en gözde yorumcususun. Şimdi konuşturma beni. Ben mi seçildim? Yaşım yaşlı falan deme. Ben... Haydi son atak. Bismillah. Ay. Ay. Ne oluyor oğlum? Ay. Yaladı. Ne yalan? Tövbe estağfurullah. Ya, yaladı. Ulan 3 metre yukarıda. Yani direği yaladı demek istiyor topu. Direği yaladı. Vallahi yaladı. Yok be abi. 2-3 metre. En fazla 2 metre. Yaladı ya böyle. Ya bir yeniden göstersin. Oğlum izleyen ya. Herkes izliyordur da izlemeyenler varsa 1,5-2 metre üstten orta gitti. Abi yaladı ya resmen. Şöyle bak. Tövbe estağfurullah. Ya Ertan senden akla bu ayda bırakma filmlerle büyümüş aklı hep tuhaf şeylere çalışıyor ya. Yalnız direğin üstünden zıpladı. Yalnız çok enteresan. Fenerbahçe ve Beşiktaş çok zevk aldılar. Niye biliyor musun? Ulan rakiplerimiz bunlardansa biz bunları yeriz dediler. Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircisi şu anda bizi izleyen ve bu maç seyreden dediler ki oh. Lan baktılar ya bu Trabzon'u yeriz. Bu Galatasaray'da aldı ama fazla bir şey yok. Şimdi birbirlerini kesiyorlar. Fener Beşiktaş'ı Beşiktaş Fener'i. Yarın akşam şey 3 hafta sonra farklı bir şey olur farklı diyebiliriz. Tabii ki öyle olur. Durum bu. Gelelim hakeme. İşte Ali Palabıyık. İşte adam Palabıyık isminde soyadı olan hakem falan olmaz. Yok hocam olmaz. Hocam Çakar. Çakar olur. Çakar tam ya. Hakem soyadı. Tam soyadı. İsmi mi? Çakar. Toroğlu. Bak o çatal mı hakem soyadı? Olur. Tabii. Olur. 4 tane transfer yapacak şimdi. Bir de bu mevsim mesela niye yapmıyorsun abi yani? Apo abi, şimdi gelen oyuncu hazır değil diyecekler. Hadi 3 hafta daha bekle. Para az ya. Kalanlar hani akşam pazarında biliyorsun. Fakir fukara yurttaşlarımız ne yapar? Akşam bekler. Akşam geldiğinde kalanları toplarlar pazarda. Kırık yumurtalar, biraz böyle solmuş marullar. Doğru mu? Doğru. Akşam pazara giderler değil mi? Yumurtalar, marullar, kalan domatesler, yamulmuş şeftaliler. Ya biz seni yumurta gibi futbolcular mı alacağız? Transferi anlatıyor. Rasim Ozan Kütahyalı transferi anlatıyor. Ama kalanları toplarsın. Tam kalanlar iyi de olur. Kaçta çıkıyorsun pazara? Bir bakarsın iyi bir karpuz. Maşallah kalmış çak çak çak. Ne oynuyor karpuz? Icardi mesela. Bunu söyleyen var mı? Bak üçüncü hafta söylüyorum. Kalan ama Icardi ucuza alıyoruz. Bak ucuza onu ucuza alıyoruz. Galatasaray'ın ben Okan Buru Galatasaray için yetersiz buluyorum. Bunu yapma ne zaman hocam söylüyorum? Ya dur bakalım ya ne yapıyorsun ya? Bayılıyorsun. Hemen çocuğa. Bayılıyorsun. Hemen çocuğa idam ediyorsun ya. Dur acele etme ya. İfade özgürlüğü. Acele etme dur bakalım ya. İfade özgürlüğü. Ya ne ifadesi ifade değil bu. Katlediyorsun çocuğu bir dakika. Beni susturmaya hocam bir dakika da bildirdin çocuğu yapma. Geçen hafta da sen yaptın. Türkiye'nin en büyük takımı Fener Galatasaray. Sonra Mahmavşi. Bugün de sen yapıyorsun. Benim görüşüm. Hocam çok erken konuşuyorsun. Hocam çok saygıyla dinliyorum seni. Estağfurullah. Hocam çok erken konuşuyorsun. Müsaade edin. Ama hocam benim fikrim. İşrak etmeyebilirsiniz. Mutabık olmayabiliyorsunuz. Okan'ı da takımın hocası ya Ertem olmaya yeter ya. Genetik özelliği Ertem biz aiz burada, değil. Biz burada dansöz müyüz? Biz burada ne? Misafir oyuncu muyuz ya yeter. Ulusal sesleniş ya. Sen bana ya? Ne mesaj gönderiyorsun? Bir dakika terimcilik yapma diye. Bir dakika bak.
Bir şey söyleyeceğim. Atarım Rasim, bunu yapma. Bak bir dakika. Ahmet Çakar. Bir dakika. Bir dakika. Kardeşim, hocam diyor ki Fatih terimcilik yapıyorsunuz diyor. Bak dalga falan geçmiyor şu anda. Şu an dalga falan geçmiyor. Yapma ya bak abi. Rasim. İnsaf, ya fikrini söylüyor. Bak, ben de Okan Hoca, bak ben de Okan Hoca'yı seviyorum. Olsun, ama bir şey söyleyeceğim. Sinan abi, ben Fatih terimcilik yapmıyorum ki. Bir konuşan hoca zaten, hoca anlatıyor. Ya sen ne üstüne alınıyorsun? Ben ne bileyim, bana diyor ki Ertem diye konuşmaya başladı. Bana mesaj... Sinan abi, mesaja bak. Terimcilik yapıyorsun diyor bana ya. Söz almak kim atıyor mesela? Bak o Rasim bana mesaj atıyor. Sustur hocayı. Aynı programda bir metreden birbirinize mesaj mı atıyorsunuz? Ahmet Çakar! Ulusal seçlerin icraatın içinden başladı. Abi biz nereye düştük ya? Arkadaş, ya hocam bunlar aralarında bir metin var. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi ne diyeceksen desene. Daha demin Emir Berke Yaşar diye bir kardeşim bana mesaj attı, tweet. Ben de ona gönderdim. Gönderdim, yayınlasınlar. Abi dedi, Okan bunu ne zaman gönderirler? Bak. Kaçıncı hafta gider? Ben de dedim. Yine Fatih Terim muhabbeti açılacak. Ha Fatih Hoca bunu istemiyor olabilir. Ya hoca Fatih Terim demedi ki. Ya böyle istiyor o da. Ya. Okan bunu gitsin hoca, demek. Şimdi Türkiye'de Fatih Terim gelsin şimdi demek. Gerçeği söyle. Hazır belgeselle geliyor. Şimdi Ahmet Hoca'nın. Netflix'te şişirmiş. Ahmet Hoca'nın öyle hesapları olmaz. Var ya, olur. Ya bir dakika. Ayrıca bir dakika ya. Kralına hesap vermem. Vicdanım Allah'ın ve kanunlar dışında. Velev ki Okan'ın altını oyup Fatih Terim'i getirmek istiyor. Fatih Terim varken tam dersini yapıyor. Fatih Terim varken. Fatih Terim varken tam dersini yapıyorsun. Müsaade edin. Terledi, yine terledi. Anlıyorsun. Dur, sakin. Fatih Hoca varken Sayın Osman Gökçek. Sayın Osman Gökçek 3 haftadır sağlığına program yapıyor. Allah'ın klimayı yaptırın. Filhamamı. Ya yürüsün dedim. Rasim. Sen de. Ben de. Müsaade. Okan'ı gönderdim. Müsaade. Kendini toplamayı durdurup böyle yaparken. Yorum yaparken. Allah, vicdan ve kanunlar dışında kimseye çekinmem, kimse. Velev ki. Peki Okan burayı insafsız. Özür dilerim hocam, ne olur. Velev ki. Velevkinin altını çiziyorum. Velevkinin altını çiziyorum. Velev ki ben Okan'ın altını oyup Fatih Terim'i Galatasaray hoca yapmak istiyorum. Ya kaldırın şunu, böyle bir şey olur mu? Kime ne? Hesabı vereceğim. Dursun Özbey'e ne? Erden Timur, sana ne? Size Okan, ne? Ben yeni bir öğrenci oldum. Kanunsuzluk varsa mahkemeler orada. Kardeşim. Hocanın... Ya bir dakika, bizim rejimle ilgili taraflı... Hocanın Okan Buruk'la ilgili söylediklerine şiddetle kınıyorum. Daha ligin daha başı. Dur bir dakika. Daha takım fizik olarak hazır değil. Ve bir hakem futbolculardan daha beyefendiyse, onlardan daha naifse o iş yürümez. Adamı kucaktan kucağa geçirirler. Hocam yapma, Lucescu da naifti. Lucescu çok başarılı oldu. 28 hocam, Ağustos gecesi söyledim. Hocam, Okan Buruk çok... Hocam yancılıkla büyümüş. Yetenekli oyuncu ne demek hocam? Bir dakika Rasim. Yancılıkla büyümüş. Yetenekli oyuncu sana. Ne demek? Söyleyeyim, yancılık ne demek? Sen nerede büyüdün? İstanbul'un fakir bir semtinde, evet. Bitirimin, Kabadayı'nın, evet. Alemin kol gezdiği bir Gültepe'de büyüdün. Evet. Doğru mu? Evet. Apo daha beter. Evet. Karagümrük gibi İstanbul'un vesikalı en tehlikeli yerinde vesikalı büyüdün. Vesikalı ne ya? Belgeli. Belgeli. Ya bütün cinayetler, bazen uçuşlar. Tövbe estağfurullah ya. Karagümrük. Aslan gibi bir semttir. Aslan, evet, yatağı. Evet. Bir dakika. Ya, tuhaf bir yerdir ama. Öyle çok şey gibi değildir. Evet, moda gibi, yeşilurt gibi değildir. Evet, biraz öyle arızalı. Gergin bir semttir. Mertens de işte Brüksel'in o bitirimhanelerinde büyüdü. Evet. Bana Mertens'i getirin. Onu hocam nasıl terlemişsin? Ya, hocam ne Mertens'i? Hocam ne Mertens'i? Mertens işte Mertens'i. Mertens'i getirin bana. Ayıp ya. Hocam ne Mertens'i? Beyler, Türkiye maçtan Cumhuriyeti Devleti'ne arz ediyorum. İfade özgürlüğünü kısmayın Sinan. Rasim, siz benim çok sözümü kesiyorsunuz, uyuz oluyorum. Hocam bu da sesleri hocam, bu nasıl Mertens ya? Mertens taraftarı selamlıyor ki. Kaldırın ya, bu ne ya? Çocuklar kaldırın. Fatih Terim lobiciliği yapıyor. Çocuklar kaldırın. Ve bunu 5 dakika tutacaksınız. Fatih Terim lobiciliği yapıyor. Sen de yaz diyorsun Ahmet Hoca'ya. Ama bu sefer bana Fatih Terimci diyorlar. Apo abi. Okan Buruk ya gitsin. Ahmet Hoca demek. Fatih Terim'in F'sini ağzına almadı Okan, adam ya. Hayır. Orada sen yine hala saf ve masum çocuğusun Anadolu'dun. Ben safım. Divanesi ikimiz kaldık Allah yol. Ya kardeşim, Okan Buruk gitsin demek, Fatih Terim gelsin zaten. Ya dünyada başka antrenör yok mu ya? O Netflix beni aradı. Fatih Terim gelmesini istemiyor musun? O Netflix beni aradı. Terim belgeseli için konuşacağız diye. Sen de niye konuşacaklar ya? İşte o şey, Ünal Aysel olayları. Terim'in hayatı belgeseli ya. Bir şey söyleyeceğim. Ortadan kayboldu. Sen niye Fatih Terim'in gelmesini istemiyorsun oğlum?
Reklama gidiyoruz Sinan abicim. Yaka. Reklama var ya. Okan hocam, başarısız olursa ben Fatih Hoca'nın gelmesi taraftarı da olabilirim. Abi hocam yapmayın ne olur. Okan başarılı olsun ya. Rasim yapmayın ne olur. Yazıklar olsun. Reklama. Rasim yüreğimde yılan beslemişim. Ama sakallı yılan olmaz, sen değişik bir mahluk. Hocam yılan, ay yılan diyorum. Reklam. Gördüm reklam. Adamı niye yemeye çalışıyorsun? Reklam ne olur sonra konuşalım. Reklam. İnsaf et. Reklam ne olur. Reklam. Sakin. Sakin olalım. Sakin hayatım. Bak ne olursun canım. O belgeseli Ertem yaptırdı, itiraf et. Tövbe estağfurullah, reklam. Sen yaptırdın. Pelin Diştaş hanımefendiyesi. Pelin Diştaş. Abdülkadir Işık kardeşim de benim gibi düşünüyor canım kardeşim. Kim bu Abdülkadir Işık? Hocam kolunu kaldır. Bir dakika, bir reklam anonsu. Reklam. Ya bırak. Başkanım. Ter içindeyiz başkanım. Ya yapma. Reklam. Kartal yap. Rasim şimdi. Müziği bir değiştirelim. Ahmet Hoca'nın müziği gelsin. Rasim, 10 saniye. Belgeselinde 10 saniye. Parmağın var mı? Parmağım yok. Parmağın benim var. Gelmedi. Ertem'i almıyorum. Sıva işinde Türkiye çapında bir adam. Maçında Ertem'le ikiniz Fatih Terim lobicinin de ortaksınız. Bu bir sahte kavgadır, gösterin. Fatih Terim lobicinin ortaklar Ertem Sıvacı, sanki ayrıymış gibi gösterdi. Tamam, bitti mi? İkisi bir şirket mi kardeşim? Nasıl senin ifade özgürlüğüne saygı duyuyorum? Kesmiyorum çocuğu. Siz de beni kesmeyin. Dünyanın her beyefendi, Halim Selim beyefendi adamdan hoca olmaz. Galatasaray neyi bekliyor bu sene? 25 milyon Galatasaraylıya soruyorum. Şampiyon olalım. Şampiyon olalım. Fenerbahçe o. Ben olduğum sürece bir daha bu kapıdan içeri şampiyon hoca Ersun giremez demişse. Ersun antrenmanları manitasal vakitlere göre timingini ayarlıyor. Hocam. Bu laflar manitasal demedi Aziz Yaşkan. Hocam yapmayın. Abi siz hocam manitasal diye. Hocam yapmayın. Manitasal diye bir şey yok. Hocam manitasal diye bir şey yok. Bir dakika, Türkçesi yok. Türkçesi yok. Rasim. Buyursun. Manitasal diye. Ya Rasim'i tam gösterelim. Abi bari açıklayın ama açıklatmıyorsunuz. Müsaade et. Samet Balıkçı kardeşim, uyarın için teşekkür ederim. Samet Balıkçı kim hocam ya? Balıkçı, hocam balık mı alacağız? Müsaade et. Hocam Samet Balıkçı kim? Adı Samet Balıkçı kim? Abdülkerim abimize bakıyor. Bundan 5-6 sene önce ağzından şampiyon Ersun Yanal için şu çıktı. Türkiye'ye geçen Rasim. Sizler şekle, şemayla çok önem veren, acı çekmemiş bir kuşaksınız. Olan en bebek, gül bebek büyüdünüz. İnternet önünüzde, oyunlar önünüzde, baba parasıyla. WhatsApp'lar. Ve Ertem Şener, sen de Z kuşağıyla yumuşak yer arası bir şeysin. Ben Sinan Abdülkerim ve acı çekmiş kuşağım. Fatih Terim ne demek o ya? İkisi yalan bunlar. Bir dakika, ya. Bir dakika. Z kuşağıyla yumuşak. Söylüyorum. Beyler, 3 tane kuşak vardır. Z kuşağı. Şu anda işte 25-30'a kadar. 15-16. Bunların uzantıları vardır. Rasim falan gibi böyle. Bu Z kuşağının ortak özelliği vardır mesela. Ben 40 yaşında Google'a bakanlar mesela Liverpool'un sağdan 68 defa gelip 18 topu içeri attığını falan söylenen bir şeymiş ki. Bu Z kuşağı. Bir de bizim gibi kara kuşak vardır. Bravo. Kara kuşak, ben, Apo, biz acılar çektik. 60'lar. Çok acı çektik hocam. Acayip biz acı çektik. Biz sana kuyruklarında büyüdük. Bir de hocam tüp kas kuyruğu. Doğru söylüyor ama bir dakika, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Sıvacı kuşağı vardı. Ya ne sıvacı kuşağı hocam ya? Hocam ne sıvacı kuşağı ya? Sıvacı kuşağı ne ya? Sıvacı kuşağı. Ya hocam bu nereden çıktı? Çok iyidir. Sıvacı kuşağı. Niye gülüyorsun sen ya? Sıvacı kuşağı ne? Senin kuşağın işte. Senin kuşağın. Ya Abdülkerim abi, aşk olsun ama ya. Sevgili yapma baba ya. Bana devrim sana diyor. Efendim Lale ablacığım. Rejide gidelim. Devrim Zengi efsanesi. Ben diyor Ertem Şener'le Ahmet Çakar arasında sahte bir kavga var. Yaz, bunların ikisi aynı hedefe kilitlenmiş. Fatih Terim'i Galatasaray'a getirmek istiyorlar. Bunlar Fatih Terim lobicisi. Bunlar Okan Buruk'u göndermek istiyorlar. Sen böyle söylersen. Ey Galatasaray camiası. Sen onların Z kuşağı, sıvacı kuşağı ve kara kuşak. Taraftan, size gerçek hocam nasıl olduğunu. Lokal Türkiye, bu 725 bin kilometre kare yerdeki hoca nasıl olur göstereyim mi? Koy müziği. Ne oldu ya? Baba. Kendine cezus oldu. Hocam baba. Hoca değil diyordun. Hocam bana sıvacı kuşağı diyordun. Bana sıvacı kuşağı diyordun. Okan Burak'a güle güle diyorsun. Cezus'a. Hoca değil diyordu.
Beyler. Niye öyle baktın hocam? 4 hafta sonra. 60 küsür. Müsaade edin. Yok ya müsaade edin. 60 küsür yaşında. Ümraniye maçından sonra ne dedi? Ben kızgınlıkla şu önemli olan. Hoca değil beni. Hoca mı değil beni? Bu adamdan lise müdürü olur mu? Olmaz. Öyle bir olur ki. Hocası bir şey mi oldu oğlum? Bak abi tüme baksana abi olmaz. Her şey olur hocam. Hocam bundan her şey olur hocam. Barcı olur mu? Pavyoncu olur. Lise müdürü olur mu? Olur. Büyük takımın karizmatik teknik adamı olur mu? Olur. Senden ne olur mesela hocam? Benden bir tövbe estağfurullah. Ya benden o. Benden yaşlı, bunak, bir eski hakem. Hocam niye böyle diyorsun? Akşam bulduğum bir programda. Abdülkerim YouTube'da. Konuşmasın. Benden ne olur? Ben 60 yaşındayım. Bundan sonra benden ne olur? Tekrar söylüyorum. Rasim Türk'te ne denir kendini hakaret eden adama? Bunak. Hakem eskisi 20 şey sene 25 sene öncesi bırakmış. Derler, 25 senedir işte televizyonlara çıkıyor. Herkes kendi kendine konuşuyor yayında. Böyle bir şey olamaz. Ben durayım. Hoca konuşsun ya. Dur. Ben böyleyim abi. Arkadaş hoca hiç konuşmadı. Dur konuşsun ya. Bizler acı çekmiş kuşağın son adamlarıyız. Ben Apo Sinan. Evet, Genç Osman dediğin bir küçük uçak. Genç Osman işte özür dilerim. Beline Genç Osman. İblişim evet. Kuşak. Oy 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 oy. Jesus kendini seyrediyorken şu anda. Şimdi ben size söylüyorum. İblişim kuşak. Beyler bir de neydi? O ne diyordu? Şimdi konudan konuya azıcık da doktorluk yapalım. Ya. Üç tip bir fizik vardır. Atletik fizik. Atletik fizik bildiğimiz atletik adamlar. Piknik tip. Böyle tombik, poposu büyük, omuzları dar, piknik tip. Kim o? Bir de astenik tip vardır. İnce böyle ince. Armut. Şimdi dediğim gibi kuşaklar üç ayrılır. Z kuşağı. Z kuşağı altın olmak için ille de genç olmanız lazım değil. Örneğin Z kuşağı Rasim'dir. İki kara kuşak. Acılar çekmiş, her yolu bilen abileriniz. Hocam, bir de sıvacı kuşağı. Örneği bu. Sıvacı kuşağın en büyük türündeki tezahürü Ertem Şener. Ertem. Ben biraz dolaşıp Ertem, geliyorum. Ertem, senin kuşağından başka biri var mı? Tanımıyorum ben. Var mı öyle biri? Ya Apo abi ben anlamadım. Hocam ne? Allah Allah. Şimdi de gitti. Burcu Esmersoy'da Ertem'in kuşağından. Ya Burcu Esmersoy'u ne karıştırıyorsun oğlum ya? Bir dakika ya. Bu... Ya ne alakası var ya? Aynı yaşta olmuşsunuz. Hayda. Dolaş gel. Gel kardeşim. Niye dolaş gelsin hocam? Aslanım benim ya. Sen seviyor musun beni kardeşim? Büyük Beşiktaş da. Sence ben sıvacı mıyım? Yok değilsin. Aslan büyük Beşiktaş da. Sor bakalım hangi takım? Sor. Hangi takımısın? Hangi takım? Beşiktaş. Z kuşağı. Türkiye'nin geleceği. Sevgili Ertem. Kim biliyor musun o? Sevgili Sinan Sertel'le Özden Yıldız kardeşimizin o. Çok selamlar. Çok sevgiler. Çok öpüyorum sizi. Cansınız. Bir tanesi kardeşim, bir tanesi abim. Çok selamlar, çok saygılar. Yakışıklım, öpüyorum. Selam selam ya. Tamam, cansınız. Türkiye'nin istikbali, gel ben de öpeyim. Gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Kaç. Kardeşim sen herkese tezahürat yapmak zorunda mısın ya? 07'li Z kuşağı Türkiye'nin istikbali bunlar. Reklam falan yok mu ya? Reklam falan yok. Vallahi kafam evet. Benim yandı benim ya. Ne oldu hoş? Benim yandı benim ya. Her neyse. Ha bir dakika, bir son dakika gelişmesi. Ne oldu? Lucescu Dinamo Kiev'den ayrılmak üzereymiş. Kovulmadı kardeşim. Bir son dakika verdir bana ya. Net birkaç bilgi vereyim size. Biraz da spor programı olduğumuz için onu da söyleyeyim size. Berisha. Bak Ertem bak. Galatasaray'ın kulisinde Fatih Terim. Ulan bu Ertem'e bak. Alma mütevazıya. Ben sana falan hep beraber. Yok hayır. Galatasaray'ın kulisinde Fatih Terim. Ertem var ya harbiden. Apo abi hepinizin. Şimdi. Futbol konuşunca hepimiz sustuk. Hoşumuza gitmedi galiba futbol konuşunca. Yok Ahmet Hoca sağ olsun kuyuya bir taş atıyor. Biz de uğraşıyoruz çıkarmak için. Yani bayram değil, seyran değil. Adam Trabzon deplasmanından puanla dönmüş. Okan Buk'tan bu iş olmaz diyorsun hocam ya. Onu belirteyim. Ya Lucescu kadar analar Lucescu gibi. Hocam ne diyorsun? Müsaade et. Analar Lucescu gibi. Estağfurullah ödüm kopuyor ya. Kibar ödüm kopuyor ya. Nazik olup da anasının gözü bir çocuk yoğurmamıştır da. Gözü he. Lucescu tamam. Şu anda 1000 tane plan yapıyordur. Tabii. Ben Romanya'ya dönüyor. Hoca 75 yaşında. Eskisi gibi koyuyor. Yeni evlendi ya adam. Ya yeni eskisi gibi. El Chapo. Yeni evlendi Meksika. Meksika'da düğünü var biliyorsun. Benim bildiğim Katar. Dünya kutsuzluğunda. Gençler. Katar. Kasım'da Meksiko City'de. Abi Erman Hoca'nın düğünü var. Yapamadı ya geçen sefer hocam. Guadalajara'da. Guadalajara hocam.
Guadalupe ya şeyde ya neydi? Juarez City. Ne? Juarez City'de. Tam merkezinde. Arkadaşlar Lüçescu niye kaldı programa yorumcu oldu galiba bizim. Lüçescu bizim yorumcumuz. Bu ne hakikaten? Lüçescu yeni yorumcumuz hocam baksana. 15 dakikalık programda Ukrayna'da bile bu kadar sıkmamıştın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lüçescu onu da Lagen diyor ki geçen açtım Halil Ergün var. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Halil Ergün'den özür dile. Oğlum ben niye özür dileyim Halil Ergün'den ya? Kırdınız. Sen Ahmet Çakır Halil Ergün'ü kırdınız. Kırdınız adamı. Bir şey söyleyeyim. Senden bir şey rica ediyorum. Halil abinin bak. Halil abiciğim ellerinizi öpüyorum. Hürmet ediyorum. Adam gibi adamdı. Halil abiciğim ellerinizi öpüyorum. Zihar. Hocam bak Rasim. Ya Rasim el hareketi yaptı bana. Rasim bana el hareketi yapıyor hocam. Halil Ergün'den özür dilerim. Halil abi. Halil abi özür dilerim diyorum el hareketi yapıyor bana. Halil Ergün şu an Türk sinemasındaki 5-6 yani kadın starı ya, yaratmıştır. Ya. O yaratmıştır. Halil Ergün sayesinde yaprak dökümünden çıktı. Hepsi. Hocaya bak. Yeter artık. Bu yayına müdahale ediyorum. Bu yayına müdahale ediyorum. Su döktüm. Bu yayına müdahale ediyorum. Vallahi baygınlık geçireceğim. Bak Allah belanızı versin. Baygınlık geçireceğim ya. Durdum ne oldu hocam? Çok sıcak. Durdum ne olacak ya? Şu an burası 42 derece. Hocam onu getirelim mi şunu? Dur. Hocam getirelim. Hocam durma. Yok hoca hiçbir zaman hasta olmayacak. Covid mi olmadı? Gelmiyor mu oğlum? Gelmiyor ya lan bu ne ya? Ayıptır ya. Hocam elini şöyle bir kaldır. Vallahi fenalık geçireceğim ya. Geliyor mu hocam? Hocam gel. Kaldırın şunu ya. Ertem. Ayıp ya. Vallahi neyse bitiyor 5-10 dakikamız var hadi arkadaşlar. Ben yöneticilerime sesleniyorum ha. 2 haftadır bu halimiz ne ya? Fenalaşmamak için su döktüm ya. Yapmayın bunları ya. Şu anda birinci sıradayız trendlerde. Yapılıyor hocam olur ya. Trendlerde 3 hafta sürer mi ya? 3 hafta uzay aracı yapılır ya. Yapıyorlar. İyi misin sen? İyiyim ben. Ya çok kötü ya. Sakin ol ya. Tamam bir şey yok. Ya yazıktır ya. Tamam hocam. Şartınca yaptı bu ne ya? Hocam ben 40 derece ya. Hocam ben de fenayım bak. Kur'an çapsın her yerim benden de ter boşanıyor. Allah ya. Bitti ya. Sauna gibi ya bu. Ama hoca tamam. Fena oldu. Fin ama mı fin? Hoca iyi değil ha. Doktor çağırın. Yok ya hocam ya. Kendi doktor gel çabuk. Her neyse hocayı bırak konuşalım. Ayıptır ya. Şimdi kesetme ben diyeceğim bir şey yapmaz ben kalkıp gideceğim. Bunalıma girdim. Valla sinem gerçek ha gerçek. Ertem bana Ertem söz versene konuşalım ya. Söz ver bırak hocayı biraz düzelsin kendini. Ahmet ya. Hocam Lüçescu takıma Lüçescu teknik direktör şey dönmez transfer abi. Transfer yapılmadı için. Başlayayım Lüçescu'yu zaten bana ne Lüçescu ne hali varsa görsün ya bana ne. Başkan Sürkis kavga etmiş Başkan Sürkis'e transfer yapamadığı için bundan dolayı ayrılıyormuş. Ertem. Efendim abi. Ben bugün Trabzonspor Galatasaray maçı seyrettim. Maxi Gomez'i mi alırsın? Şey yaptı ya üstünü he? Aldı. Cavani mi Maxi Gomez mi? Göster şu ben arkadaşım. Cavani'yi biliyorum Maxi Gomez'i bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Cavani olsa Cavani'yi alırım. Oo hocam reklam da alırsın. Aziz seyirciler. Aziz seyirciler. Hocam bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşım var orada onun tişörtü. Adamı çırılçıplak bırakmış. Sinan Bey'le. Sinan kardeşim çırılçıplak bırakmış. Gösterin ya. Hocam yine terliyorum. İyice rezilliğe el aldınız ya. Rasim ya. Onu göster bunu göster. Allah'ın gibi. Ne yapıyorsunuz ya? Rasim bir şey söyleyebilir miyim? Halil abinin bir tanıdığı dedi ki lütfen özür dileyin. Halil Ergün adam gibi adamdır. Onun sayesinde Gökçe Bahadır bugün star oldu. Fahriye bugün Evcen ya, star oldu. Yapma abi biz... bırak bize ne nelerden giriyorsun nelerden bize sen ne sen seviyor musun Halil Ergün'ü? Seviyorum göster iyi oyuncudur. Bana ne Halil Ergün nereden geldi? Arkadaşlar tekrar özür diliyorum. Bir dakika tüm seyircilerimizden. Arkadaşım Sinan kardeşimin, Sinan Engin değil, diğer Sinan kardeşimin tişörtünü de değiştik. Böyle bir tişörtle Fanny'yle çıktığım için hocam sizlere özür diliyorum. Çünkü biraz bol fenalaştı ve bol bol idare çok edilmiş. Çok yakışmış ama. Nasıl? Hava vermiş İlk defa hayatımda bir YouTube tişörtle başladım. Programa çıkmanın YouTube. Nezaketsizliğinden yani. Dolayı özür dilemek bu istiyorum. Bu tişörtü geri vermezsin bu. Herhalde verir misin? Yok vereceğim niye vermeyeyim? Abi giyer mi adam artık senin bak, adam da çıplak giyer. Oturuyordu bakın görün. Tamam görmeyin ya bırakın. Aldırın adamı bırakın ya. Gösterin gösterin kardeşim. O Sinan Bey zaten bu tişörtü geri almaz ki senden. Niye pis miyim ben? Yok ama şimdi tellisin kokar mokar adam ne yapsın onu? Yapacak bir şey yok ya. Evet hocam. Estağfurullah hocam buyur sen hocam. Dünyanın en temiz tişörtü bence insan. Teslim edelim ha. Şimdi. Yani program bitti. Ne bitti? Bu akşamlık. Sebep? Saat kaç ya? Sebep? Dalga geçiyorsun. Ya dur ya ağzımız açma. Daha yeni başlamıştık ya. Ya vallahi hocam. Saat 1'i 15 yıl. Dur bakalım daha yeni başladık. Bir şey söyleyeyim mi? Kirpiklerim sırılsıklam biliyor musunuz? Allah Allah. Yemin ediyorum kirpik. Her neyse hocam. Abdülkerim abi.
Etmez. Nasıl birisi? Ben açık söylüyorum. Adam mıdır Maxi Gomez? Adam öyle yıllardır öyle. Ben söylüyorum ya, tamam da adam Fener'le sözleşme imzalayacak 2 gün sonra adam mısın abi, diyor ya. O öyle adam demez. Adamın ya. Maçını anlatacağız ya. Ertem zamanında ben sana Candan Erçetin adam mıdır adamdır dedi. Ya adamdır tabii. Candan Erçetin. E tabii adamdır. Niye kadındır adamdır? Kadındır ya ne adam ya. Hayır kadındır da adam anlamı orada başka bir anlam. Abi nasıl muhabbetler yapıyorsunuz yani, inanamıyorum size. Ya Ertem sen de bana alet oluyorsun ya. Bırak cevap verme şuna ya. Ertem de bir de Rasim'den çıkan lafa şaşırıyor. Ben Rasim'den ne çıkarsa hiç şaşırmıyorum. Ertem ya. Ertem Bey Rasim'den her şey çıkabilir. Hadi abicim hadi. Abi yarın akşam zaten 2 tane maç var. Şimdi abi terledi göster. Abi terleyeceğiz yapacak bir şey yok ya çalışacak yarın yapacaklar. Önümüzdeki hafta elektrik arıza var yapılacak. İnşallah. Bitti var futbolcu, otobüsü kullanan kaptan, hayda. Başkan. Yazmış sevgili Devrim Zengin. Şu oyunculara bak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar dediğimde iyi futbolcular yapacaklar. Daha anlaşılabilir. Niye hemen Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar lafına bir antipati duyuluyor? Çünkü Fenerbahçe yıllardır bazı şahıslar var isimlerini anmak istemiyorum. Yıllardır bu algılarla Fenerbahçe lige başladığında bu algılarla başladılar. Kesin bu sene Fener'i şampiyon yapacaklar. Kesin bu sene ben. Sen de o şeyin jenerasyonun o ekolun devamı gibi görüyor insanlar Serdar seni. Topçu öpüyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon Serdar yapacaklar. Serdar Topçu öpüyorum. Jorge Jesus ve oyuncuları. Ben evet. Evet ki tamam, Fenerbahçe hemen. Şampiyon ha. Yapacaklar denebilir. Serdar ama Topçu. Sorunu da koy. Abdülkerim abi Serdar. Bir skor tahmini alayım. Erdem bu Fatih Terim belgeselini nasıl yaptınız bir anlatır mısın? Tövbe estağfurullah. Ben yapmadım. Niye? Ne ya belgesel mi çekiyor? Gizli şirketi yaptı göster. Nasıl ben yaptım ya? Ya Rasim. Gerçek zannedecekler. Bak vallahi hoca beni yok arar ya. Onu da gerçek zannetmezler. Ya hoca her şeyi gerçek zannediyor benimle ilgili ya. Kim ya? O bana inanmıyor, o bana inanmıyor. İkisi de bana inanmıyor ama ya. Ama Fatih Hoca'ya çok öven belgesel. Abi işte benden yorum alacaklardı. İşte yapımcı aradı söyledi. Oh, orada kesildi. Yani ben mi aratmışım? Atıyorum. Sen değil. Netflix'in yetkilileri neyse. Göreceğiz belgeseli. Hocam çabuk bir daha bağırsana. Çabuk oyuncularla... Çok çabuk kontratağı çıkarmışlar. Hoca konuş. Dikkat etmek lazım. Hoca konuşsana hocam. Ne o? Ahmet Çakar şimdi rejiye gitti artık. Tufan Akol'a selamlar. Ne diyor hoca? Tufan Akol kardeşim. Yo, rejiden konuşuyor şu anda. Yönetmen koltuğuna oturmuş. Yine yeşil başka tişört giydi bu. Habire tişört değiştiriyor. Tufan Akol'a selamlar. Rejiye çöktüm diyor artık beni diyor. Buradan kimse çıkaramaz diyor. Belgeseli. Ne olacak? Senin belgeselin de çıkacak. Sen acele etme. Benim öyle bir belgeselin çıkacak. Kafanlar yapıyorsun. Senin ne belgeselin çıkacak? Sen dur. Ben bir şey söyleyeyim. Onun 17-25 kahramanlık belgeseli çıkar. 15 Temmuz kahramanlık. Tamam da belgeseli bu çıkar. Fatih Terim hocamızın niye belgeseline bu kadar takıldı bu? O Ahmet Kaya gibi olacak. Ya göreceğiz bilmiyorum artık. Kötü anlamda mı dedim oğlum? Tabii olumlu anlamda. Göreceğiz diyor kendi de inanmadı. Kendi de inanmadı gibi. Göreceğiz şu. Ya Türkiye öyle bir memleket ki her şey. Yani neyse iyi geceler. Biz demokrasi ülkesiz. Ya şimdi bak. Torunlar kazandırırsınız diyorum. Mutluluklar. Amin. Bitti hadi kalk. Ha, tamam, peki. Hadi ne bakıyorsun be kardeşim. 10 tane düğün mü söyleyeceğiz? Bir tane işte. Güle güle. Hadi kalk. İyi geceler.